Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Özgür Özel seçilmesinden sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk tepkisi şu oldu. Al birini vur diğerine. Bunu nerede söyledi? Rize'de söyledi. Şimdi buna cevap olarak Özgür Özel'den beklenti şu. Özgür Özel'in çıkıp da Rize'de henüz daha çok yeni yurtta bir asansör faciası yaşanmışken, bir asansör boşluğa düşmüşken Sayın Cumhurbaşkanım siz bu konuyla ilgilenin. Bu kadar zor değil. Bir telefon açacaksınız Gençlik ve Spordan sorumlu bakanınıza. O da Kredi Yurtlar Kurumu'na. Bir telefonla ya bütün Türkiye'deki devlet yurtlarında hatta özel yurtlarda asansörler bakımdan geçirmişsin. Yani bu kadar basit. Bir sorunun çözümü bir telefon kadar basit. Ama Türkiye'de siyaset belli kalıplara sıkıştırılıyor. İşte Erdoğan da böyle bir gündem yaratıyor. Maalesef CHP'de bunun içine takılıyor. İşte Demirtaş'a selam verdi. Yok oraya selam veriyor. Yok buraya. Ya bunun evet biz veririz o iyidir bu iyidir diye sıkışmaya gerek yok. Ya sen çık ters köşe yap. Rize'de de KYK yurdunda asansör düşüyor. Bizim ilk gündemimiz budur. Bu kadar zor mu bu ülkede bir yurtta bir asansörün güvenliğini sağlamak diye bil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bunu dediği zaman yani CHP'nin, AKP'nin, HDP'nin herkesin sorunu olan sorunları gündem edip takip ettiği zaman, çözümünü önerdiği zaman ancak belli bir yerlere gelebilecek. Ama kendisinin sıkıştırıldığı alanda siyaset yapmaya devam ederse hiçbir başarı olmaz. Genel başkan değişse bile ki Özgür Özel'e verilen kredi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık kredisi kadar bir kredi olmayacaktır. Özgür Özel'e çok daha düşük bir kredi verilecek. Kendisinin uzun ömürlü orada kalması ancak kendi göstereceği başarıya bağlı olacak. Bu da siyasi izlediğin yol ve şu anda en önemli önüne gelen yerel seçimler. Yerel seçimler özellikle ilçe belediyelerinde umarım onun adamı bunun adamından ziyade ki da zaten ön seçime dayalı en azından eğilim yoklaması ama uyulan bir eğilim yoklamasına dayalı örgüte halka sorulan ve gerçekten iş yapacak birilerinin istediği birilerinin işlerini görecek ilçe belediye başkanları değil gerçekten halka hizmet edecek fark yaratacak birer marka olacak belediye başkanlarını tercih ederek, adaylarını tercih ederek yola başlarsa ve siyasetini bütün Türk halkının ortak sorunlarına, temel sorunlarına indirgeyerek yoluna devam ederse hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de kendi siyasi geleceği için bir başarı olacaktır. Sayın Özgür Özel'e çıktığı bu yolda başarılar dilerim. Doğru gittiği her zaman doğru bir şekilde arkasında duracağız. Yanlış yaptığında da eleştirilerimizi her zaman saklı tutarız.